akşamlar. Öncelikle sezona galibiyetle, deplasmanda derbi maçıyla başladığımız için gerçekten çok mutluyuz. Bugün maçı tamamında yakın bir bölümde hak ettiğimizi düşünüyoruz. Bunun sonucunda haklı bir galibiyet aldık. Hafta boyunca çalıştığımız şekilde takımımız oyun disiplinine sadık kaldı. Sadece oyunun 20-25 dakikalık bölümünde ilk yarı savunma anlamında değil ama topa sahip olmada biraz oyunda bölgeler arası geçiş yaparken biraz sıkıntı yaşadık ama sonra golden sonra onu da atlattığımızı düşünüyorum. Daha sonuçta bir hazırlık dönemindeyiz. Sezonun yeni başlangıcı, galibiyetle, moralle başlamak çok önemliydi. Bu maçı kazanacak oyunu oynadığımızı düşünüyoruz. Maç boyunca Trabzonspor'un yediğimiz gol dahil pozisyon vermeden oynadık. Buna karşılık da 3-1 gibi net bir skor aldığımızı düşünüyoruz. Buradan oyuncularımızı, oynayan, oynamayan, sonradan giren herkesi tebrik ediyorum. Hocam, Erten Süzgün'ün bir sorusu var Beyaz TV'den. Takıma sağ bek, kanat ve forvet takviyeleri yapılacak. Bunun dışında Montero dışarıda, Enkudu sakat, Laiç hazır değil. Bu şartlara rağmen Trabzon deplasmanından 3 gollü iddialı bir galibiyet. Eksikliklere rağmen galibiyetin şifresi ne oldu? Sergen Hoca'nın yokluğu takımı nasıl etkiledi demiş. Şimdi tabii ki dediğim gibi daha sezonun başındayız. Transfer dönemine 25-30 günlük bir süremiz var. Aramıza yeni katılacak oyuncular olacak. Mevkisel anlamda eksiklerimiz olduğu doğrudur. Bunları hem yönetimimiz hem bizler bu konuda çalışıyoruz. Görüşme halinde olduğumuz oyuncular var. Bunlar yavaş yavaş takımımıza katılacaktır. Genel planlamada, sezon başı planlamasında biz de ilk ele fikstür çekildikten sonra ilk 4 haftalık bölümü minimum hasarla atlatmaya çalışıyoruz ki bugünkü galibiyet bizim için artı bir iş oldu. Bu 4 haftalık süreç bittiğinde milli takım arası ve bizim 5. haftayı bay çekmemizden dolayı bir 3 haftalık sürecimiz var. Hem yeni gelecek arkadaşlar hem şu an takımımızda sakatlığı olan, hazır olmayan bütün oyuncularımızla beraber bu süreci geçirdikten sonra tam 6. hafta oynandığında takım halinde hazır olacağımızı düşünüyoruz. Buna göre bir planlama yaptık. Onun için de çalışıyoruz. Transferler söylenen gibi büyük ihtimalle olacaktır. Ama gün veremeyiz tabii ki. Bununla ilgili yönetimimiz, başkanımız çalışıyorlar. Bir süreç tabii ki, kolay değil transfer süreci. Biz de bekliyoruz şu an ve hazırlıklarımızda olan kadromuzda şu an devam ediyoruz. Soru var mı diye ben muhabir arkadaşlara bakıyorum. Yok galiba. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.